Bugünün ilk Skype bağlantısını yapacağız şimdi değerli izleyenler. Hüseyin Özkök'le ve her zaman olduğu gibi dış basının gündemini kendisiyle konuşacağız. Hüseyin Özkök, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi tabii konuşacak çok konumuz var. Gündemimizdeki maddeleri de birazdan evet. Değerlendireceğiz ama sen Johnstone taraftarlarının böyle şeylere alışık değiliz aslında biz futbolumuzda. Böyle farklı ülkelerden, farklı taraftarlardan maddi manevi destekler çok görmüyoruz. İsterseniz birkaç cümleyle bu haberi bir yorumlayalım, sonra devam edelim. Yani bugünlerde harika bir haber. Futbolda biliyorsun senle de sık sık konuşuyoruz. Özellikle bu Avrupa maçlarında tribünlerde çok fazla olaylar oluyor. Rakip taraftarlar birbirlerine saldırıyorlar ve UEFA da bununla ilgili birçok ceza veriyor. Bu bağlamda St. Johnstone Kulübü taraftarlarının işte Eskişehir Spor'la bir zamanlar dostluğa girdikten sonra kulübün zor durumunda onlara destek çıkmaları ve sembolik de olsa aralarında para toplamaları harika bir haber. Tabii ki sembolik diyorum çünkü bilmiyorum dünyada böyle şeylere sık rastlayamıyoruz ama hakikaten insanı böyle insanın içine açan bir haber. Bir zamanlar da hatırlarsan hala devam ediyor bilmiyorum. Adana Demirspor taraftarının Livorno ile böyle bir dostluğu vardı. Bayağı medyada haber olmuştu o dönemde. Ama çok çok güzel bir resim bu şu anda gördüğümüz haberle birlikte. Umarız devam eder ve Eskişehir Spor gibi hakikaten köklü bir kulüp kötü günlerden kurtulup yeniden işte yukarıya Süper Lig'e doğru yol almaya başlar. Dileriz ki öyle olur. Gerçekten güzel bir hareket. Biz de teşekkür ederim tabii ki. Tabii ki muhakkak. Devam edelim isterseniz. Biraz önce biz bültenimizde aktarmıştık haberini. Türkiye'de Euro 2028 ve 32 için adaylık dosyasını sundu şeklinde. İsterseniz bu konunun detaylarından biraz bahsedelim. Neler bekliyor bizi bu süreçte? Şimdi adaylık süreci ilerliyor Ezgi. Nisan ayı içinde nihai dosya teslim edilmiş olacak. Yani artık ondan sonra yapacak hiçbir şey kalmayacak. 16 Kasım günü yani 2 gün önce UEFA'ya statların bildirilmesi gerekiyordu. Bununla ilgili olarak işte bizim... Evet, Hüseyin Özkök'le bağlantımızı bir kez daha yapmaya çalışacağız değerli izleyenler. Avrupa futbolunda, dünya futbolunda yaşanan gelişmeleri kendisiyle her zaman olduğu gibi değerlendiriyoruz. Buyurun Hüseyin Özkök, devam edelim lütfen. Geldim. Hoş geldiniz. 2028'deki rakiplerimiz Britanya grubu ile 2032'deki rakibimiz İtalya. Şehirlerini açıkladılar. Yani düzenlemek istedikleri Avrupa şampiyonlarının şehirlerini açıkladılar. Biz biliyorsun ikisine birden adayız. Ya birini ya ötekini alacağız. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan henüz bizim şehirlerimizle ilgili bir açıklama gelmedi. Dosya UEFA'ya gönderildi. Şehirler belli aslında ama nedense Futbol Federasyonu açıklamadı. Benim yaptığım araştırmalarda biraz olsun ortaya çıktı hangi şehirlerin önde olacağı. Çünkü bir tane 60 bin ve üzeri bir stat lazım. İki tane 50 bin ve üzeri iki stat lazım. Ve 40 binlik 4 stat, 30 binlik de 3 stat gerekiyor. Yani toplamda minimum 10 stat gerekiyor. Bizim federasyonumuz galiba 18 stat ismi yollamış. Tabii ki bu statların çoğunluğunun tren yoluna, havaalanlarına da fazla uzak olmaması gerekiyor. Bununla ilgili... Bizim stat kapasitelerimiz belli. Verdiğim rakamlardan zaten hangi statlar olduğu kolayca anlaşılabilir. Benim yaptığım araştırmalarda bugün de haberini yayınlayacağım. Stat isimleri bildirilmiş. Ama bu süreç 2023 Eylül ayında tamamlanacak ve açıklanacak Ezgi. Biz dediğim gibi iki turnuvaya birden talibiz. Tabii ki ikisini yapmak üzere değil de ikisinden birini almak üzere talibiz. Bakalım 2023'te UEFA İcra Kurulu nasıl bir karar verecek ve hangi ülkeler veya hangi adaylar bu turnuvaları yapma hakkı kazanacak? Peki rakiplerimiz belli mi Hüseyin Özkök? Yani bu turnuvaları düzenlemek adına kimlerle yarışıyoruz ve siz şansımızın ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi 2028'de bir Britanya grubu var. Birleşik Krallık, Galler, İskoçya, İngiltere ve Kuzey İrlanda ile o Birleşik Krallığı'nın dışındaki İrlanda Cumhuriyeti 5 ülke ortaklaşa düzenlemek istiyorlar 2028'i. 2032'de de İtalya bizim rakibimiz.
Bu Britanya grubuna karşı şansımızın daha az olduğunu düşünüyorum. Ancak 2032'de şansımızın bayağı yüksek olacağını düşünüyorum İtalya'ya karşı. Çünkü İtalya'nın da henüz böyle çok yeni statları yok. Bizim o stat avantajımız var İtalya'ya karşı. İtalya statları renove edeceğini, yenileyeceğini sözünü verdi UEFA'ya ve adaylık başvurusunu da buna göre yaptı. Benim beklentim 2032'de İtalya'ya karşı onlardan daha önde olduğumuz yönünde, başvurumuzun daha önde olduğu yönünde. Ama 2028 için sanırım o 5 ülke bu turnuvayı alırlar diye benim tahminim bu şekilde Ezgi. Peki isterseniz FIFA'nın gündemiyle devam edelim. Aslında hemen hemen her yayınımızda FIFA ile ilgili yeni Evet. gelişmelerden bahsediyoruz. Yine gelecek yıl yapılacak seçimle ilgili zannediyorum bazı bilgiler var ve bir de Evet. Infantino'nun G20 zirvesinde yaptığı çağrı söz konusu. İsterseniz FIFA'nın gündemini de bu şekilde özetleyelim. Şimdi FIFA'nın gündemi biliyorsun bayağı karışık. Bu özellikle Netflix'te çıkan belgesel bayağı ses getirdi. Bunun yanında işte Gianni Infantino seçimlere girecek. Önümüzdeki Mart ayında Ruanda'da yapılacak seçimler ve orada tek başkan adayı olarak katılacağı FIFA internet sitesinden dün duyuruldu. Hiçbir başka aday gösterilmemiş veya aday çıkmamış. Dolayısıyla Gianni Infantino tek aday olarak yine önümüzdeki yıl Mart ayında FIFA seçimlerine katılacak. Dün Almanya'dan enteresan bir açıklama geldi. Bununla ilgili olarak kendilerinin Infantino'yu desteklemedikleri ve çekimser kalacakları yönündeydi bu haber. O da enteresandı. Çünkü Infantino ile Almanya'nın arası pek iyi değil. Dolayısıyla böyle bir durum var şu anda. Diğer yandan da G20 zirvesine katıldı Infantino. Infantino hem futbolu siyasete karıştırmaması gerektiğini söyleyen bir kişilik ama gidip bir siyasi zirvede de konuşma yapan bir insan. Bir de işte Ukrayna ile Rusya savaşı Dünya Kupası süresince dursun diye bir açıklaması var orada yaptığı konuşmada. Tabii ki bu ne kadar etkili olacak onu göreceğiz hep beraber ama ben öyle bir şey olacağını pek sanmıyorum. Ama Infantino enteresan bir kişilik. İşte durmadan da kendi hareketleriyle bayağı ses getiriyor dünyada. Peki artık Dünya Kupası'nı beklemeye başladık heyecanla. İsterseniz son Evet. gelişmeleri de izleyicilerimize aktaralım Dünya Kupası başlamadan önce. Şu anda bilmemiz gereken detaylar, bilgiler neler? Şimdi Dünya Kupası'nda biliyorsun sakatlıklar Dünya Kupası öncesinde bayağı ses getirmeye başladı. Özellikle Sadio Mane'nin dün Dünya Kupası'nı kaçıracağı açıklandı. Üzücü bir haber. İşte Erling Haaland ve Muhammed Salah da yoklar Dünya Kupası'na takımları katılamadığı için. David Alaba Avusturya ile katılamıyor. Bunun yanında bazı sakat oyuncular yine Dünya Kupası'na katılamayacaklar. Bunlara işte Mane de eklendi. Takımların ilk maçlarından 24 saat öncesine kadar kadrolarda değişiklik yapma hakları var bir sakatlık durumunda. Dolayısıyla takımların elinde böyle bir şans var. Tabii ki bunun FIFA doktorlarının da onaylaması gerekiyor bu sakatlıkla yapılan değişiklikleri. Bunun yanında artık takımlar kadrolarını şekillendiler. FIFA'nın internet sitesinden kadrolar sırt numarayla birlikte yayınlandı. Bundan sonra pazar günden itibaren işte Katar-Ekvador maçıyla birlikte Dünya Kupası'nı izlemeye başlayacağız. Değişik bir duygu olacak. Tabii ki kış aylarında soğuk havada Dünya Kupası hayatımızda hiçbirimiz hiç izlememiştik. Yeni bir deneyim olacak. Bunun dışında bütün prosedürler tamamlandı. Artık takımların maçları yapmasını bekleyeceğiz Ezgi. Peki, son olarak ben yine sözü size bırakayım. Bugün gündemimizde başka hangi maddeler var? Son olarak Avustralya Açık tenis turnuvası var biliyorsun. Ocak ayında her yıl yeni yıla girdikten sonra Avustralya Açık turnuvası ilk Grand Slam turnuvası olur. Djokovic'in meşhur geçen yıl bu Avustralya Açık'a alınmaması ve ülkeden dışarı çıkartılması durumu vardı. Ve 3 yıl Avustralya'ya girmeme cezası almıştı. Fakat bu Covid'in süratle ortadan kalkması ve spor müsabakalarının normale dönmesi nedeniyle Djokovic'in avukatları Avustralya hükümetine başvurarak Djokovic'in tekrar turnuvaya katılması için başvuru yaptılar ve hükümet de bunu kabul etti. Yani Novak Djokovic Avustralya Açık turnuvasına önümüzdeki yıl yapılacak olan turnuvaya katılma hakkı elde etti. Bu da iyi bir gelişme tabii ki. Önemli bir tenisçi ve Avustralya Açık'ta onu görmek, izlemek tabii ki büyük bir zevk olacak.
Peki Hüseyin Özkök, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu Ben diliyorum teşekkür size. ederim. Aynı şekilde iyi günler. Evet.